Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV'de ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Murat Acar, haberlerle karşınızdayım. Sevgili seyirciler, depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor ve Denizli sanayiciler de bu konuda önce olma çabasında. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren organize olarak bölgeye birçok yardımda bulunan Denizli Sanayi Odası, bölgede yaşanan barınma sorununa çözüm olarak çadır kent projesini başlattı. Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Metropol TV canlı yayınında destek çağrısı yaptı. Bir haftanın sonunda ortaya çıkan en büyük problem barınma problemi oldu. İnsanlar dışarıda, sağlam evler olsa bile insanlar o evlerine giremiyorlar. Kaldı ki yıkılan oldukça fazla bina var şehirlerde. Şimdi buna baktığınız zaman bir barınma ihtiyacı var. Biz bir kampanya başlattık. Çadır kent projesi. Bununla ilgili siparişleri de verdik. Tabii hafta sonunda bununla ilgili kampanyamızı duyurduk. Bu kampanyaya destek vermelerini istiyoruz. Bütçemize göre, topladığımız paraya göre oraya bir çadır kent kuracağız. Maksiyat'la beraber yaptık bu projeyi de. Sağ olsun onlar da çok çalıştılar. Onlar zaten Denizli Sanayi Odası'nın içindeki makine sektöründeki firmalar. Toplayıp orada doğru bir çadır kent, ihtiyaca yönelik bir çadır kent kurmayı düşünüyoruz. Bizim dışımızda tabii diğer derneklerin odalarında bu tür çalışmaları var. Onlar da bu ihtiyaca cevap vermek istiyorlar. Bu ihtiyacı karşılamak istiyorlar. Şu an en önemli şey görünen barınma problemi, ısınma problemi. Bu çadır kentlerin, konteyner kentlerin hızlı bir şekilde kurulması lazım. Konteyner konusunda piyasada ciddi bir sıkıntı var. Konteyner bulmak, bunu hızlı bir şekilde bölgeye sevk etmek konusunda sıkıntı var. Biz bu yüzden çadırı tercih ettik. Daha hızlı temin edebildik ve kurulumu, ihtiyaca cevap vermesi hızlı bir çadır. O yüzden çadırı tercih ettik. Tabii söylediğim gibi herkes yapabildiği kadar, ulaşabildiği kadar malzeme ile bütçesine göre bir şekilde orada barınma problemini çözecek kentler, noktalar kuracaklar. Şu an en büyük ihtiyaç bu gözüküyor. Sevgili seyirciler, Denizli sanayiciler deprem bölgesi için adeta seferberlik ilan etti. Bölgeye şimdiye kadar 6 tır gönderdiklerini söyleyen Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Metropol TV canlı yayınında çalışmanın ayrıntılarını anlattı. Sadece ihracatçılar değil, bütün sanayiciler, bütün insanlarımız büyük bir çaba içerisinde, elinden geleni yapma derdinde. Bizden de ihracatçılar bilinen 4 tane arkadaşımız şu an sahada, 3 gündür oradalar. Orada bizim buradan gönderdiğimiz tırları dağıtıyorlar. Biz pazartesi günü hemen önce bir arkadaşlara pazartesi sabahından destek talebinde bulduk. Malum ilk önce bir battaniye talep oluyor. Battaniyedir, battaniye olarak kullanabilecek ürünleri onlardan istedik. Büyük plaj havluları, sonra yatak örtüleri vesaire gibi. Ve hemen o gün öğlenden itibaren yağmaya başladı. Tabii birliğimizin alanı yetmeyeceği için biz sağ olsun Ali Fuat Özel Bey kendi fabrikasının boş bir bölümü varmış. O bölgeyi açtı. Oraya göndermeye başladık. Pazartesi günü ilk tırımızı çıkarttık Kahramanmaraş'a. Sonra diğer tırlarımızı, ki bu 6 tır oldu, Hatay'a yönlendirdik. Sayın Valimiz orada görevli olduğu için. Bunu daha kolay ulaştırabilme anlamında orayı tercih ettik açıkçası. 6 tane tır topladık. Tır sanayi otosuyla beraber topladıklarımız da var içerisinde. Çünkü sanayici hepimiz, ben firmam olarak hem ihracatçılar birliğine üyeyim, hem sanayi otosuna üyeyim, hem ticaret odasına üyeyim. Ve kendi aramızda iş bölümü de yaptık. Sağ olsun Uğur Başkan olsun, sonra ticaret odası, sanayi odasındaki arkadaşlarımız olsun. Herkes elinden gelen çabayı topladı ve bir şekilde gönderdi. Biz ayrıyeten mesela bir kumanya tır yaptırdık. Ankara'dan onu gönderdik. Kamyon İnegöl'den sünger yatak gönderdik. Malatya'ya 2 tır eşya gönderdik. Deprem bölgesine giden ve orada başarılı çalışmalara dikkat çeken 59 kişilik Pamukkale Üniversitesi Sağlık Ekibi ile istişare toplantısı yapan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan toplantının çıktılarını Metropol TV ile paylaştı. Üniversitemiz olarak biz bu ekibin de önerisiyle, benim de daha önceden düşündüğüm bir akut hastane, hızlı bir şekilde görev alabilecek bir hastane modeli, ki bu iki tırdan oluşuyor. Birinci tırda iki ameliyathane ve lokal müdahale odası, ikinci tırda da müdahale edilen hastaların bakımı, onların ayırma odası şeklinde ve bu tırın altında üstünde çadırlarının olması, yemek sonradan gelir ama intikali çok hızlı ve Sahra Hastanesi gibi düz bir alan gerektirmiyor. Böyle bir proje ortaya çıktı buradan. İkinci olarak da bizim artık Pamukkale Üniversitesi olarak bir arama kurtarma merkezimizin olması gerekiyor. Çünkü biz aynı zamanda deprem bölgesiyiz. Buradan bu çıktı. Üçüncü olarak hastanelerimizin güçlendirilmesi. Dördüncü olarak da Sahra Hastanesi kuracağımız yerin şimdiden belirlenip onun altyapı tesisatlarının kurulup hazır bekletilmesi. Bunlar çok değerli görüşlerdi. Arkadaşlarımızın çok detayda bize önerileri var. Onları da ayrıca değerlendireceğiz ama
belli başlı ortaya çıkan görüşler bunlardır. Payo Sağlık ekibiyle Hatay MK Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Payo Hastanesi Hematoloji Bölümü Hemşiresi Emine Turgut yaşadığı yürek burkan olayları anlatırken, depremzedelere anne şefkati vermeye çalıştık. Annesini kaybeden bir çocuk benim annem olur musun dediğinde ağlamaktan cevap vermeye zorlandık. Oradaki acı çok büyük diye konuştu. Ben AFAD gönüllüsüyüm. Daha önce de Elazığ depreminde bulunmuştum. O zaman tabii bu kadar ileri yaşam desteği vermemiştik. Biz hani enkazdan sağ çıkanları verip ambulansla götürüyorlardı. O şekilde bir işleyişimiz olmuştu. Bu kadar uzun süre depremzede bakmamıştım. Öncelikle hani annesiz çocuk, babasız çocuk hiç bakmamıştım. Onun çok problemi oldu. İlk gün gittiğimizde tam bir mahşer alanıydı. Koridorlar, sandalyeler, her tarafta hasta vardı ve hepsi yardım istiyordu. Hani kime yetişeceğimizi bilemedik. Hiç üzerimize hastane formamızı giymeden nasıl gittiysek o şekilde saçımızı bile toplamadan çalışmaya başladık. Gerçekten çok zordu. Üçüncü gün çarşamba günü hep ölüm haberleri aldı aileler. Bizden söylememizi istediler. Yani senin annen öldü, senin baban öldü veya sizin işte üç tane çocuğunuz varmış, üçünü de kurtaramamışlar. Bu tarz cümleler söylemekten kendimiz artık ağlayamayacak duruma geldik. Hani bir çocuğun benim annem öldüyse sen benim annem olur musun dediğinde hani ağlamaktan utandım yanında. Çünkü hani gerçekten benim ailem hayatta, bir kızım var, hani eve dönünce sıcak bir yatağım olacak ama o çocuğun hiçbir şey olmayacak belki. Benim annem ol, beni de giderken götür dediğinde hani yapamam demekten çok utanmıştım. Sonrasında o böyle göbek kordonuyla aile, anne enkaz altında doğum yapacağım veriyor. Göbek kordonuyla gelen bir bebeğimiz vardı. Yani hiç hayata böyle bir merhaba demelerini istemezdik. Böyle hepsine bir anne şefkati vermeye çalıştık. Kimisinin çocuğu oldu, kimisinin annesi, kimisinin babası olduk. Allah inşallah kimseye bir daha böyle bir şey yaşatmaz. Bizleri de böyle bir görev üstlenmek zorunda bırakmaz. Söyleyebileceklerim bu kadar. Çok kötüydü. Hani çok fazla kötüydü. İçinde yaşayan bilir. Sonrasında da o insanlara büyük sabırlar diliyorum. Atlatabilmek gerçekten çok zor. İnşallah çabucak hep birlikte yaralarımızı sarar. Tekrar böyle bir enkazın, böyle bir depremin olmaması için de evlerimizi tekrardan güçlendiririz. Denizde büyük deprem bekleniyor mu? Pamuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Kumsar Metropol TV canlı yayınında açıkladı. Denizli tarihsel dönemlerde çok büyük depremler yaşadı. Yıkılıp tekrar inşa edildi. Tarihsel dönemlerdeki depremler Denizli'yi yerle bir edebilecek veya yıkacak büyüklükte depremler üretti. Bu bölgedeki faylar. En son deprem 1717 yılında meydana geliyor ve Denizli'deki nüfusun yarısı hayatını kaybediyor. Bu Osmanlıca yazılı belgelerde var. Yani bunun Osmanlıca yazılması, yazılı belgenin de elimizde olması demek büyük depremin meydana geldiğini, gerçekten olduğunu ve tekrar meydana gelme ihtimalinin de yaklaştığını gösteriyor bize. Denizli'de meydana gelebilecek olan işte depremlerin tekrarlanma aralığı dediğimiz periyotlarına baktık ve maksimum büyüklükteki 6.8 ile 7 arasındaki bir depremin tekrarlanma periyodu yaklaşık bir 300 ile 350 yıl arasında değişiyor. Ve 1717 dediğimiz zaman şu anda 306 yıl geçmiş durumda. Akut Deniz lideri Cengiz Han Öztürk Hatay'da deprem bölgesindeki çalışmalarını anlatırken, Akut Deniz olarak 46 kişilik ekipleriyle enkaz altından 27 vatandaşı sağ olarak kurtardıklarını söyledi. Sadece Denizli ekibi olarak 27 tane canlı kazazedeyi enkaz altından çıkarmayı başardık. Ortak operasyonlar, yurt dışından gelen ekipler ve Manisa Kuşadası gibi Akut kendi ekiplerimizle birlikte yaptığımız ortak operasyonları toplamda 52 tane kazazedeyi canlı çıkardık. Ben aynı zamanda inşaat mühendisiyim. Müteahhitlik yapıyorum. Yani oraya gittiğimde birçok gözle bakabiliyorum her şeye. Hem bir arama kurtarmacıyım, hem de bunu imalat yapanım, hem imza atanım. Birçok gözle bakabiliyorum ve birçok konuda da dersler çıkarabiliyorum. Birçok yerde bunları anlatıyoruz. Dersler çıkarılıyor mu? Her geçen gün yaşadıklarımız, çıkarılan imar afları, işte göz ardı edilenler, göz ardı edilen ilçelerdeki denetimler, hem iller hem ilçelerdeki denetimler. Aslında topyekun bir bilinçlenmeye ihtiyacımız var bizim. Topyekun bir bilinçlenmeyle ancak biz bunu kurtarabiliriz. Çünkü bir iş olduktan sonra kurtarmayla uğraşmak bence doğru bir şey değil. Onun öncesinde daha sağlam yapılarla uğraşmamız, daha sağlam yapıları nasıl imal edebiliriz, nasıl düzgün yapılar ortaya çıkarabiliriz diye çalışmamız, bunlar daha önemli. Simpaş ve Baltalı Grup işbirliğiyle Kahramanmaraş'ta depremzedelerin kullanması amacıyla 20 konteyner gönderildi. AFAD'la işbirliği içinde bölge halkının
ihtiyaçları dahilinde ihtiyacı olan malzemeleri bize bildirmeleri neticesinde elimizde mevcut bulunan konteynerların içine tüm yaşam malzemelerini koyarak bunlar yatak, ısıtıcı, bebek maması, havlu, battaniye yani oraya gittiğinde tırlarımız, konteynerlarımız vatandaşlarımızın hemen hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yaşayabileceği malzemelerle doldurarak bugün için Maraş'a sevk ediyoruz. İkişer konteyner alıyor tırlar, 10 tır bugün gönderiyoruz. Konteynerlarımızın içinde tek kişilik yataklarımız mevcut. İkişer tane ısıtıcı koyduk. Havlu, battaniye, bebek maması, hijyen malzemeleri, gıda maddeleri tümünü yerleştirdik içine. Yaklaşık seyahatleri tırcı arkadaşların 10-12 saat arası sürüyor. 3 gündür konteynerlarımızın içine yerleştiriyoruz. Bugün sabah saatlerinden itibaren sevkiyata başladık. Maraş'ta AFAD'la koordineli olarak yürütüyoruz bu programı. AFAD yetkilileri orada teslim alacaklar. Gerekli ihtiyaç sahipleri kimse birebir kendilerine teslimatları yapılacak. Biz de sağ olsunlar yönetim kurulu başkanlarımız Simpaş ve Baltalı grup olarak biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından Denizli'ye gelen afetzedelere kucak açmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi bugüne dek 2517 kişinin giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı. Merkez Efendi Belediyesi deprem bölgesinden Denizli'ye gelen afetzedelerin özellikle gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri dayanışma merkezini kurdu. Değerli hemşehrilerim, deprem felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana göstermiş olduğunuz hassasiyet ve duyarlılığınız için sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yardım çağrımız üzerine afetzedelerimize ulaştırmak için bizlere teslim ettiğiniz insani yaşam malzemelerini her gün onlarca araç çıkararak deprem bölgelerine eşit bir şekilde ulaştırdık. Bugünden itibaren yardım toplama noktamız olan Merkez Efendi Kültür Merkezimizi Merkez Efendimize ve Denizli'mize gelen depremzede vatandaşlarımızın özellikle kullanılmamış kıyafet ve gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için dayanışma merkezine çeviriyoruz. İlçemizde ve ilimizde ağırlayacağımız depremzedelerimizin ihtiyaçlarına yönelik yardımlarınızı Merkez Efendi Kültür Merkezimize getirmeye devam edebilirsiniz. Merkez Efendi Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yanındayız. Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Honaz Belediyesi koordinasyonunda Honazlı vatandaşlar tarafından toplanan yardımlar toplam 15 araç ve 16 teknik personelle birlikte bölgeye sevk edildi. Metropol TV'de ana haber bültenin sonuna geldik sevgili seyirciler. Yeniden birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın diyoruz.